Bildiğiniz gibi zor dönemlerden geçiyoruz dünya olarak. Önce pandemi kavramıyla tanıştık. Daha sonra yazı yangınlarla geçirdik maalesef. Ha dünyadan ayrı olarak bir de ekonomik kriz ve hayat pahalılığı etkiledi biz Türk insanlarını. Tam yeter, her şeye kafa attık artık derken kara kış, soğuklar, bitmek bilmeyen bir macera. Sonrasında ne bekliyorduk? Tabii ki uzaylı istilası. Ama bir hata oldu. İster bunu Mayalılara bağlayın, ister bizim kendi hatalarımıza, savaşı atladık. Evet, uzaylı istilasından önce yaşamamız gereken bir de savaş durumu varmış. Savaş derken, Rusya-Ukrayna savaşından bahsetmiyorum. Çünkü bu savaş değil, bu bir işgal. Evet, videomuzun asıl konusu burada başlıyor. Ülkeler genelde liderleriyle anılırlar. Kimi liderler saraylarından, komuta merkezlerinden yönetir gidişatı. Kimi ise cephelere iner. Fakat her koşulda adları yazılır en başa. Putin'i size anlatmayacağım. Zaten herkes iyi kötü bir şeyler biliyordur. Eski bir KGB ajanı olması, yaklaşık 20 senedir Rusya'yı yönetmesi ve benzeri ve benzeri. Bizim ele alacağımız lider Zelenski olacak. Bir komedyen ve oyuncu olarak kariyerine başlayan, ülke yönetimindeki en yüksek mertebeye ulaşan ve şu anda direnişin sembolü olarak savaşın tam ortasında ülkeyi savunmaya yemin etmiş Zelenski'den. Kimdir bu Zelenski? Tam adı Volodymyr Oleksandrovich Zelenski. 25 Ocak 1978 yılında profesör bir baba ve mühendis bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Liseye başlamadan önce 4 yıl boyunca Moğolistan'da yaşayan Zelenski, Kiev Ulusal Ekonomi Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Ancak mesleğini profesyonel olarak yapmadı. Zelenski'yi diğer devlet liderlerinin ayıran bir geçmişi var. Devlet adamı ve siyasi hayatından önce oyunculuk ve komedyenlik yapıyordu. 2008'den itibaren medya sektöründe çalışmaya başlayan Zelenski bu sektöre yapımcı olarak başladı. Sonrasında senaristlik, komedyenlik ve oyunculukla devam etti. Eminim ki bu mesleki değişikliğin temelini siz de merak ediyorsunuzdur. Gelin açıklayalım. Zelenski'nin başkan olmasını sağlayan en önemli proje 2015'te yayınlanan Halkın Hizmetkarı isimli bir dizi oldu. Bu dizide Ukrayna Cumhurbaşkanı'nı canlandıran Zelenski, sonrasında diziyle aynı isimde olan Halkın Hizmetkarı Partisi ile gerçekten de başkanlığa aday oldu. Ve rakibine karşı ezici bir üstünlük sağlayarak 2019 yılında Ukrayna Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Zelenski'nin dizideki karakteri, yolsuzluk karşıtı açıklamalarının videosu viral bir video olmuş 30'lu yaşlarındaki bir tarih öğretmeniydi. Viral videonun ardından karakteri Ukrayna Cumhurbaşkanı oluyordu. Zelenski 2015'te başlayan ve orijinal ismi Servant of the People olan Halkların Hizmetkarı dizisinde yapımcı şirket olan Kvartal 95 çalışanları ile dizide aynı ismi taşıyan bir parti kurdu. Bu partiyle seçimlere giden Zelenski büyük bir başarıyla devlet başkanlığına geldi. Zelenski, Mart 2019'da Der Spiegel'e verdiği röportajda siyasetçilere olan güveni yeniden sağlamak için siyasete girdiğini ve profesyonel, düzgün insanları yönetime getirerek siyaset kurumunun havasını olabildiğince değiştirmek istediğini söylemişti. 31 Aralık 2018'de 2019 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Zelenski, sadece bir dönem başkanlık yapacağını söylemişti. Aday olduğunda İkinci tura kalıp rakibi ve önceki Ukrayna Cumhurbaşkanı olan Petro Poroshenko'ya karşı %73 oy alarak ezici bir üstünlükle kazandı. Zelenski Cumhurbaşkanı olduktan sonra NATO ve Avrupa Birliği'ne yakınlığı ile ön plana çıkmaya başladı. Bu da Putin ve Rusya'nın tabii ki hoşuna gitmedi. Aslında uzun süredir devam eden çeşitli çatışma ve siyasi kavgaların sonucunda 24 Şubat tarihinde resmen savaş başlamış oldu. Tüm dünyanın sokak tabiriyle önce gazladığı, sonra da sırtını döndüğü Ukrayna'nın neredeyse kendi başına verdiği bu direnişte başka ülkeye kaçtı. Sığınaklara saklandığı iddialarına rağmen her gün sokaklarda video çekerek yardım isteyen, cephedeki askerlerine moral depolayan Zelenski'ye bir selam vermek isterim. Savaşlar kendi kahramanlarını yaratıyor ve Zelenski de belli ki bu kahramanlardan birisi olacak. Şunu unutmayın, hiçbir savaşın tek bir sebebi yoktur. Mutlak bir kazananı da yoktur. Elde edilmiş siyasi ve politik emeller ve zarar görmüş masumlar bırakır arkalarında. Kardeşin kardeşe kırıldığı bu savaşın bir an önce bitmesini umarak daha iyi bir geleceğe dileğimi bırakıyor ve sizleri de selamlıyorum. Savaşların olmadığı, masumların özellikle de çocukların ölmediği bir dünyaya. Saygılarımla görüşürüz.